Merhaba sevgili Yaylar. Selamlar sevgili Yaylar. Nasılsınız, iyi misiniz? Bilinçokur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Evet, bu hafta neler var sevgili Demet? Evet sevgili Yaylar, Kasım ayına Mars-Plüton arasındaki üçgen açıyla başlıyoruz. Bunun yanı sıra Uranüs-Plüton arasındaki kare açı yine 1 Kasım'da kesinleşiyor. Ve Merkür Retromuz bu hafta devam ediyor. Akrep Burcu'nda Yaylar için 12. evdeki retro akrep biraz zihinsel olarak içe dönük yapabilir Yayları. Evet. Bazı kuruntular olabilir, kuşkular olabilir. Bunun yanı sıra tabii gizli kavramlar, hayatlarında bazı hırsızlıklara dikkat etsinler. Dikkat edilmesi gereken arkadan durumlar. Konuşmalar, dedikodular, Hı-hı. insanların haklarında söylediği bazı konularla ilgili bilgiler yeniden evet. ortaya çıkabilir. Evet. Yay burçlarında. Aslında bu yay biraz, bu hafta yay burcu için biraz zor bir hafta. Evet. Çünkü gerçeği söylemek gerekirse 12. ev gezegen döngüleri ve 3 Kasım Akrep Burcu'nda oluşacak olan yeni ay güneş tutulmasıyla beraber gerçekten karışık bir döneme girecekler. Evet. Bu karışık dönem işte bazı konularda kendilerine belli bir noktaya kadar kuvvetli hissedebilmek için çevreden destek alabilmek, psikolojik bir danışmanlık görebilmek, çevresindeki insanların yardımları dediğimiz konuları da çok fazlasıyla gündeme getirecekler. Aslında bu hafta Mars'a da dikkat etmek gerekiyor. Mars Başak'ta iş ve kariyer hayatıyla ilgili bazı olaylara sebebiyet veriyor ve tartışmalara, evet. çatışmalara, evet. iş ve kariyerde yanlış yapılacak bazı hatalar yüzünden kayıpların olabileceğini gösteriyor. Hı hı. Ama genel olarak baktığımızda değişik bir aya giriyoruz. Hı hı. Yay burcu için önümüzdeki haftalar çok daha ilginç olacak. 12 Kasım'da Güneş Üçgen Jüpiter'le beraber de hayatlarıyla ilgili bazı değişiklikler ve olgularla karşılaşabilecekler. Evet. Evet sevgili Yay, şimdilik bu kadar diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Günlük videolarımızı seyretmeyi de unutmayın. Bye bye. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güle güle.